şeyim onun için denir genelde. Ondan sonrasında Yaşar abi de oradan hemen hareket çekiyor. Aklıma geldi. Onu kaybettik bir de biliyor musun ya? Neyse. Hacı Ünlesvet'e geldim. Murat abilerle falan böyle bir de acemisiyiz için. İlk girenler böyle bir açıktan giriyor. Nefesi İbrahim Aleyhisselam'ın makamında alıyor, tamam mı? Üste gidiyor sana. Biz duvardan duvara gidiyoruz böyle. Bir baktım çanta yok. Gitti. Her şey gitti. Hocamız da özellikle Cafer hocamız da hep şöyle söylerdi. Arkadaşlar, efendim söyleyeyim, Kabe'de yapacağınız dua, hani meşhur kapımız var ya bizim orada, kesin makbuldür dedi. Biz de tabii tam böyle bir inanmıştık beraber. Ben tabii çantaya baktım. Çanta yok. Şimdi Hacı Ölesvet bir metre yanımda. Dedim ki ya sorun yok dedi olsa. Hemen Hacı Ölesvet'in bir metre yanım mültezem. Giderim duamı yaparım. Allah da gönderir. Celle Celle. O kadar inanmışım. Sonra tabii Hacı Ölesvet'i biz bir zorlukla bir girdik. Öptük filan. Bir de iri yarıyız ya. Arkadaşlar da adına soktuk filan. Derken arkadaşlar tabii ihramlarını düşürenler. Onlara girmiyorum. Sonra Hacı Ölesvet'in geçtikten sonra mültezeme yapıştım. Dedim Allah'ım çok yorgunum. Bak ben senin misafir, beni hiç yorma. Şimdi bu çantanın nerede olduğunu sen biliyorsun. Burada yüz binlerce adam var. Ben nereden bileyim dedim. Şimdi beni uğraştıracak, oraya git, buraya git, şurada. Dedim bu işi kolaylaştır. Sen şu anda nerede olduğunu biliyorsun. Bana nokta atışı yap. Derken arkadaşlar ben o duayla beraber dedim tamam Allah'a ısmarladık. Ardından biz tavafımızı yaptık. Ardından işte sayımızı falan yapıyoruz. Ve birdenbire içime doğdu. Git şu polise sor oldu. İçime doğdu. Gittim. Alakasız bir adam. Dedim böyle böyle ben çantamı kaybettim. Hiç alakadar olmayacak adam sağa sola bir yerlere telefon açtı. Çanta bulundu. Yarım saat sürmedi. Ondan sonra elhamdülillah dedim. Cenab-ı Hak böyle işte misafirle böyle bir ikramla karşılamış oldu. Elhamdülillah. O çok güzel bir şeydi. Bir de çok hoşuma gelen her zaman da anlattığım şey. Bizim Fethullah abi var biliyorsunuz işte 5 yıl. Fethullah abiye Cafer Hocam diyor ki abi bir efendim söyleyeyim Nur Dağı var diyor. Nur Dağı'nın bir çıkışı var. Tabii daha sevgili anlatmıyor. Nefes keser. Fethullah abi diyor ki ya diyor ne alaka hocam bak diyor resmi gösteriyor. Bu bizim Rize'deki evimiz diyor. Dağın tepesinde. Ben buraya diyor bir nefeste çıkıyorum. Abi Nur Dağı'nın başına geldik. Fethullah abi birinci bir lise takıyor çıkmıyor. Ondan sonra sağa sola bakıyor. Nasıl gideceğim ben? Sonra hemen sağda bir bastoncu var. Hazır Fethullah abi bekliyor. Dön bu baston isteye. Yakıp verdi yakıp. Sonra sağdır oradaki söylesin kendisi. Sonra Fethullah abi bastonu aldı. Ama gidiyor ama nefesi nereden aldı belli değil. Sonra biraz çıktıktan sonra ben biraz koluna girdim. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Ertesi gün çıkacağım yukarıya. Dedim abi ben gidiyorum. Tamam dedi sen git ben ufak fakirim. Şimdi Cafer Hoca da maşallah yani güçlü kuvvetli ya uçuyor. Derken yukarıda bir 5 dakika yürüdükten sonra sürekli mola veriyor. Şimdi mola veriyor. Herkes oturuyor dinleniyor. Fethullah abi bir dışarı çıkmış anca geliyor. Tam oturuyor Cafer Hoca'yla kalkıp gidiyoruz. Sonra bir bağırdı. Ola dedi amma hain yürüyorsunuz dedi. Fethullah abi Umre'de biz onu daha da iyi tanıdık. Çok güzel dostumuz oldu. Fethullah abi, Allah razı olsun. Ondan sonra da burada kursumuzda çok güzel hizmetler yaptı. Hala da yapıyor. Allah razı olsun. Böyle güzel abimizi kazandık, sakal bıraktı. Efendim. Onun için bizim bu Umre grubumuz gerçekten unutulmaz. Allah nasip ederse... Ne dediğimi yapmıştın, onu anlatsana. Onu anlatmayacağım. bir dahaki sene olur ya işte inşallah Allah her şeyi nasip eder belki belli olmaz. Bir daha inşallah gidersek yine aynı grupla gerçekten ben çok keyif alacağımı düşünüyorum. İnşallah Kudüs'te de herhalde. Kudüs meselesi de var tabii. Kudüs de olabilir. Allah Celle Celle.